konserler falan o kadar ciddi bir sefahat oluyor ve hayret edecek derecede. Yani biz de abi dedik ki belki bir kişi ya, belki bir kardeşe daha ulaşabiliriz dedik. Bu hayalhanemin broşürlerini aldık abi. Elhamdülillah 100 bine yakın 4 günde bitirdik. Bizim Mehmet Abiş var. Tanıyor musunuz Abiş'i? Kendisi gübre patronudur. Gübrelerin efendisi. Kendi işi o. Anlatıyorum böyle, helallik de aldım Abiş'ten. Abiş de gidiyor. Cebinde taşıyor. Abiş de gidiyor abi konsere. Tabii konsere gidiyor. Buranın köylüsü bir kardeş. Çok da tatlı bir şivesi vardır. Neyse abi, gübre işi bu yani. Böyle buradaki tarımla uğraşan abilere gübre satıyor. Tonla tonla. Patron yani, gübrenin patronu herif. Böyle gidiyor abi, çocuklar anlatıp ederken falan böyle piercingli falan ciks çocuğun birinin elini uzlaştırıyor. Tabii çocuğun da kafa güzel abi. Abi işin elinden alıyor çocuk broşürü. Abi ne ciks mekanmış ya. Ot var mı sizde diyor. Valla ot yok da bok var kardeşim, geleceksen diyor. Ne soruyor ya? Ya bu çocukta bat var mı şimdi Allah aşkına? Bizim abi işe denk geliyor. Çocuk abi sizce neden bu soruyu sordu birinci dakikada? Çünkü o arkadaşın gündeminde, ilgi alanında ot içmek değil mi? Yani bu tür hadiseler olduğundan kafası sekirken, yani standby modundayken sürekli gündemini meşgul eden neyse onu sordu. Bizim abi niye öbürüyle cevap verdi? Çünkü onun gündemi de gübre. Yani öyle olunca karşılıklı bir çarpıştılar abi. Şimdi derste lütfen sizden rica ediyorum. Kardeşiniz olarak biraz hatırım vardır. Abi lütfen gündemini düşün. Yoksa çizgi film izleyeceksin yani. Hiç tefekkür olmadan işine yaramayacak bir ders olacak. Abi düşündün mü? Lütfen gündemini düşün. Yani en çok kafanı, zihnini ne meşgul ediyorsa ve bunu düşün ve benimle kal. Bir zaman bana hizmet eden kardeşlerim tarafından sual edildi. Küreyi arzı her cümerce getiren ve İslam'ın mukadderatıyla, Fatih kaderiyle alakadar olan bu dehşetli harbu umumi. Şimdi başrolde kim var acaba? Bediüzzaman. Birazdan soru soracak. Kim soracak soruyu? Çok güzel. Talebeleri soracak. Peki İrfan, hangi ortamdayız? Harbi umumi. İkinci Cihan Harbi. Doğru mu? Bak ikinci Cihan Harbi'deyiz. Abi lütfen hayal edin, lütfen. Yanınızda sağ sol kimseyi umursamayın. Allah razı olur mu diye umursayın. Tefekkür etmeden abi sindiremeyeceğiz. Talebeleri şöyle diyor. 50 gündür, şimdi 7 seneden geçti. Soruyu sorduklarında Fatih abi 50 gün geçmiş. Şimdi 7 yıl geçmiş. Hiç sormuyorsun, merak etmiyorsun. Allah Allah. Başrolde kim var Ömer? Bediüzzaman. Soruyu kim soruyor? Neredeyiz peki Ömer? İkinci Cihan Harbi. Bak düşün, 70 milyon ölü. Bak lütfen. Lütfen düşün, 70 milyon ölü. Peki Ömer nasıl bir soru soruyor? Neden? 7 yıldır ya. Neden merak etmiyorsun? Ya bizim merak etmeyip bakmadığımız maç yok abi. Maç yok ya. Ya geçen bakkala girdim, adam bana dedi ki abi bugün derbi ne oldu dedi. Derbi varmış. Ya bir de adamın bahsi de bana soruyor ya. Ben yıllardır Felipe ile Melo'yu ayrı zanneden adamım ya. Geçen öğrendim, aynı takımdalarmış. Abi bana sordu bile ya. Adamdaki bahtsızlığa baksana. Bak samimi söylüyorum, hiç anlamıyor futboldan. Bir bildiğim topçu var işte, bir iki tane El Hacı diyor. Onun da adında Hacı geçiyor diye dua ediyorum ona. Adam bahtsızlığa bak. Ama neyi gösteriyor abi? Abi gündem o. Gündem o. Ya başka bir kardeşe geçen yıllarda dedim kardeş iftar yapalım bir seninle ya. Olur, kaçta buluşalım diyor. Yani başka yerde yani. Anlatabiliyor muyum abi? Bak gündem çok çok başka yerlerde. Halbuki şimdi bir baştan hatırlayalım. İsim alabilir miyim kardeşim? Ferit. Başrolde kim var? Bediüzzaman. Soru soran kim Ferit? Talebeleri. Adnan ne sordular? Kaç yıldır merak etmiyor? Ya bizim merak etmediğimiz şey yok değil mi? Ne kadar garip ya. 7 yıl abi. 7 yıl ikinci Cihan Harbi'ni merak etmiyor. Şimdi siz merak ettiğiniz gündemleri düşünün. Ben de düşüneceğim lütfen. Şunu soracağım, matematik mi daha önde gidiyor? Paranı kazanman için Allah'ın rızası mı? Ben de bunu soracağım, herkes soracak. Halbuki bir kısım mütedeyyin, o ikinci Cihan Harbi dönemlerinde Ersin, bir kısım dindar ve alim insanlar. Deniz kim diyor? Alim. Yani buradaki bütün ilimleri yalamış yutmuş adam. Doğru mu Deniz? Alim insanlar cemaati ve camiyi bırakıp... Fatih abi biliyor muydun bunu? Fatih abi o dönem ajansı akşam namazında veriyorlar. Caminin imamı abiler dahil kazaya bırakıyorlar. Biliyor muydun abi? Ya peki ben şunu sorayım İrfan. Bilerek çarpılan arabaya kaza denir mi? Kasten bırakılan namaz nasıl kaza oluyor? Abi sen anlıyor musun olayı? Alimler ve camideki şahsiyetler diyor. Radyo dinlemeye koşuyorlardı. Anladın mı abi? Cami, namaz ya. Abicim imandan sonra namazımız. Onu bırakmışlar. Üstad niye sormuyor? Biraz oturuyor mu abi? Acaba bundan daha büyük bir hadise mi var? Sizin meselelerinize söylüyoruz. Düşünün lütfen. Ve onunla meşgul olmanın
zararı var mı dedi. Abi konuşuyoruz günlük hayatta abilerimizle. Ya abicim, ya mesela geçen bir esnaf abimle oturdum yine. Dediğim gibi siz tanımadığınız için, adını vermediğim için gıybet olmuyor. Ya kendi işiyle ilgili aklın durur abi. Böyle bir tarif göremezsin yani. Abi dinle ilgili, namaz, niyaz da zaten Fatih abi hak getire. Ya dinle ilgili, ya ilk emir oku abi ya. Bir cümlede mi ya? Bir cümlede mi okumadın yani? Hamza abi ilk emir oku olan kitabın kabirde ilk sorusu ne olur? Okudun mu olacak abi? Ya gerçekten birkaç kere sordum meclisler derse, şimdi sormaya çekiniyorum. Yani okudunuz mu Kur'an'ı? Kur'an ya, kainattaki bütün her şeyin içinde barındıran bir kitap. Cenab-ı Allah'ın kelamı. Sana 6666 tane mesajı mevcut. Okuyor musun ya? Namaz. Ya sormaya korkuyorum ya. Ya beni bazen görüyorlar abi mesela. Başka yani böyle çok dinle ilgisi olmayan arkadaş ama Müslüman. Diyorlar aa namaz mı kılıyorsun ne güzel. Ya sen nasıl kılmıyorsun? Yani şaşıracak olan ben değilim ki. Ya ben onu yapıyorum zaten nötr değil mi abi? Sıfıra geliyorum yani. Normal standart Müslüman namaz kılar. Ya sen nasıl gündeminden çıkarabiliyorsun? Seni gündeminden çıkarttırmak için şeytan hangi topuzu yutturdu sana? Cevaben dedim ki, baştan alalım. Neredeyiz? İkinci Cihan Harbi. Kaç ölü var? 70 milyon. Peki başrolde kim var abi? Karşısında kim var? Sorduğu soruyu rica edebilir miyim sizden? Çok güzel. Ne kadar zamandır merak etmiyor? 7 yıl. İkinci Cihan Harbi'ni merak etmiyor. 7 yıldır ya. Abi çok ilginç bir mesele. Ve cevaben dedim. Evet bu Cihan Harbi'nden daha büyük bir hadise ve zemin yüzündeki hakimiyeti amme davasından daha ehemmiyetli bir dava. Şimdi bak başımıza açılan dağları, davaları bir düşünelim iyice realiteye indirelim olayları. Küçükken başına açılmış dağla, dava ne olur? Mahalledeki bebelerin misketlerini ütebilir miyim? Doğru mu? Biraz büyürsün liseden olur, üniversiteyi kazanabilir miyim olur? Üniversiteye girdiğinde yahu son sınıfı da bitireyim, bir iş bulayım olur. Doğru mu? Ardından evlilik olur, klasik devam eder. Daha sonra bütün dualar beton ve tenekelere yapılır. Şu evi de alabilir miyim? Şu arabanın bir üst modelini de alabilir miyim? Bütün duaların betonu ve tenekeleri kapsayacak şekilde düşünebiliyor musun? Ve işin en sonunda yani hadi dünyayı paramparça et. Uludağ'da bir kışlık, Antalya'da bir yazlık. Ve işin garibi ne biliyor musun Fatih abi? Takriben insan ömrü 60 yıl diyelim. Sen de 30 yılda mal elde ettin. 30 kere ona gidiyorsun, 30 kere ona ya. Bunun için ahiret satıyorsun, düşünebiliyor musun? Ve aynı anda ikisinin lezzetini de alamıyorsun. Bu cennette olacak çünkü. Fatih abi ne oluyor biliyor musun? Bazen diyorum ki, hayalen gittim Erdinç, ahirette hesap vereceğim. Dedim ki ya Rab, ya ben daha büyük bir cennet bekliyordum. Ne oldu yani, neden bu böyle diye. Hadi terbiyesizlik ettim, estağfurullah sordum diyelim yani. Bila teşbih. Şöyle bir cevap alsam. Sen benden lisedeyken üniversite sınavını kazanmayı talep ettin. Ve kulum ben sana verdim. Biraz daha devam etti. O sevdiğin kız vardı. Ya dünyalar yarılsın ama lütfen bu benim eşim olsun istedin. Ve ben duanı kabul ettim. Bunu sana Seydi abi verdim. Biraz daha devam ettin. Ya lütfen sigortalı hayatımı devam ettirebilecek bu iş lazımdı bana. Duanda bunları istedin. Tırnaklarını bunlar için geçirdin seccadeye. Ben onu da kabul ettim, onu da verdim. Devam etti iş. Evlilikten sonra o evi krediyle bir de almak istedin. Ben onu da kabul ettim. Çocuğunun bir hastalığı vardı. Unuttun mu ey kulum? Allah'ım ne olur iyileştir. Onu da kabul et. İş devam etti. Tek bir duan kaldı bana. Lütfen ama lütfen şu emekli ikramiyemi tamamen elime alabileyim. Ne olur yayla yazdı kışlık almam lazım. Onu da kabul et. Sen sonsuz bir yaratıcıdan bilye oynar gibi dualar istedin. Al şimdi sana bilye. Ne halin varsa gör oyna. Derse ne yapacaksın? Nasıl olacak abi? Dönüş yok bir daha. Allah'ım ne olur. Bak şuna inanıyorum Fatih. Bunlar benim inanışım. Hakkınızı helal edin kusur varsa. Allah'ım yalvarıyorum bir daha gönder. Senin rızanın önüne koyduğun ne varsa. Yemin ediyorum Allah'ım. Teker teker dişlerimle yutacağım, sindirip atacağım yani. Yemin ediyorum ne varsa. El cevap. Bu film bir kere çekilecek. Bir daha dönemeyeceksin. Geri gelemeyeceksin. Rızanın önüne koyduğun şeyler. Bak abi şu da benim bir itikadım. Çok duygumu paylaştım kusura bakmayın. Şuna inanıyorum. Nasıl rüyada alemi şehadetteki iki dakikam... Rüyada seneler gibi geçiyor değil mi Abdurrahim abi? Şöyle inanıyorum. Öleceğim ve diyeceğim ki Allah'ım gerçekten bir dakika mıydı dünya? Çok inanıyorum ve korkuyorum. Herkesin ve bilhassa Müslümanların başına öyle bir hadise ve öyle bir dava açılmıştır ki. Nasıl bir dava? İnsanda alışkanlık diye bir hastalık var, ülfet. Bunun rahmet yanı var, acıya da alışabilmek. İşini kaybedersin, 3 ay sonra unutursun, gider. Eşini kaybedersin. Ya 2 yıl sonra o acı diner.
Çocuğunu kaybedersin. 5 yıl sonra diner. Bak Levent abimizin ayakları yok. 12 yıl. Bir şekilde alışıyor insan ona da. Azizim! Bu davayı kaybedersen sonsuzu kaybedeceksin. Sonsuzu. Her adam... Lütfen cümleleri dikkat edin de. Eğer Alman ve İngiliz kadar kuvveti ve serveti olsa... Ne kadar kuvvet ve servet? Alman'ın... Hayal edilemez değil mi? Ve aklı da varsa... Burayı unutmuyoruz olur mu? Önemli kriter bu. Ne varsa abicim? Aklı da varsa. Peki adamın serveti ne kadar Deniz? Alman ve İngiliz kadar. O tek davayı kazanmak için bila tereddüt... Tereddüt etmeden sarf edecektir. Bak hayal et. Ben İrfan sana burayı verdim tamam mı kardeşim? Ne yaparsın? İrfan şimdi apartmanı vereyim sana. Devamında şu, ya aşağıya bir pastane açsam mı acaba? Doğru mu acaba? Peki İrfan sana Mersin'i verdim. Ne yaparsın acaba abi? Ya böyle canı ne isterse onu yapar adam ya. Tıp fakültesini kapatır, günlük sabahları dişini fırçalamak için merkez yapar. Diğer hastaneyi kapatır, manikür pedikür merkezi yapar orayı. Daha sonra Muğdat'taki köprüyü alır ya. Der ki ben de burada mahsunların evinin önüne geçireyim, monte edeyim. Ben orada köprüden mahsunlara gideyim. Can ne istiyorsa onu yapar. Buradan istediğini kovarsın, istediğini alırsın. Biz seni görünce ne yaparız? Abi ol de olalım, öl de ölelim, yol olalım, üstümüzden geç. Değil mi? Yardırırız uzarsa. Ya sonra bütün bunları... Hiç, çok güzel. Bütün bunları fani olan dünya için yaptıysan... Ama bir kriter vardı unutma dediğim. Aklı da varsa Allah için. Akılsızsa nefsi için. Ya adam Hazreti Ebubekir olmak istiyor. Malını veremiyor, malını. Malını veremiyor ya. Arada çok özür dileyerek söylüyorum. Günah çıkarmak için sadaka, şu falan. Kusura bakmayın yani. Hepsi için demiyorum, bir kısım için. Ya abicim mal verilmeden, onu feda edemeden Hazreti Ebubekir olunabiliyor mu? Varsa böyle bir kısım, biz de olalım. Niye uğraşıyoruz bu kadar? Çok sıkıntılı durum ya. Herkesin iman mukabilinde bu zemin yüzü kadar bağlar ve saraylar, ama nasıl saraylar? Müzeyyen, süslenmiş böyle. Hoşuna gidecek PlayStation salonu ayrı o sarayda. Kaç odalı saray? 1 milyon odalı. Kaç katlı? 1 milyon katlı. En tepede bütün sevdiklerini alıyorsun, zümrüdü ankalar sana hizmet ediyor. Nasıl? Baki. Ne demek? Ebediyen gidecek. Bak mesela şöyle yaparken arada terimi siliyorum değil mi? Bu bile yok. Ya bacağım ağrıdı, dizim için hiçbir dert sıkıntı yok. Hayal süratinde, ruh vüsatinde. Pat diyorsun 1 milyon odasın. Düşünebiliyor musun? Daimi bir tarla ve mülkü kazanmak veya kaybetmek davası başına açılmış. Eğer iman vesikasını... Yani itikadi meseleleri, Allah var mıdır? İman inanmak demek. Sen inandığın Allah'a neden inanıyorsun? Peygamberine ne için ittiba ediyorsun? Meleklerin varlığına imanın mevcut mu? Biz bu kitapları neden okuyoruz acep? İman vesikan olmazsa bu işin akıbeti sonsuz bir cehennem olacaktır. Ürkütmüyor mu hala? Hanımının, çolunun, çocuğunun işinin önüne geçmiyor mu? Şuurunu mu yitirdin, aklını mı? Eğer iman vesikasını sağlam elde etmezse bu sonsuz davayı kaybedecek. Daha bu hafta yine bir kardeşimle oturdum. Yani o kadar çok ya sohbet ediyoruz ki yani kimine üzülüyorsun, kimine gülüyorsun. Namaz yok. Bir kelam. Ya bir cümle söylüyor. Ya bu hadis miydi, ayet miydi, menkıbede miydi? Yani amacım aşağılamak tabii ki değil. Özür diliyorum ama yani ya bir cümle de mi ya? Bir tane de mi ayet mevcut değil dilinde? Bir tane ayet de mi yani dolanmazsın günlük hayatta? Lütfen yani bazı realiteleri de alalım. Hiçbir şey yok. Saatlerce konuşmuşuz iman meselelerinde. Yok. Maddecilik taammuyla çoklar o davasını kaybediyor. Anlıyor musun neyi kaybedeceğini? Sonsuzu. Abiler. Lütfen sizden. Damarlarınıza kadar 2 dakikanızı rica ediyorum. Damarınıza kadar. Hani bazı cümle olur abi. İnsanın hayatına çok ciddi yön verir değil mi abicim? İsim neydi abicim? Sabahattin abi hoş geldiniz. Öyle cümleler olur. Sabahattin abi bu cümlede benim için öyle bir cümle. Gerçekten derler ya Sabahattin abi 180 derece hayat değişir. Sabahattin abi aynen öyle bir cümle. Ben hak vereceğinize de inanıyorum. Ve lütfen damarlarınıza kadar 2 dakikanızı rica ediyorum.
Hatta bir ehli keşif ve tahkik. Ehli keşfel kubur diyorlar biliyorsun Fatih. Kabrin altındaki insanları görüp hissedebilen demek. Doğru mu? Böyle bir zat var. Bir yerde dolanıyor. 40 vefiyattan. O yerde kaç ölü var Yavuz? 40 ölü var değil mi? Seyit abi hazır mısın? Yalnız birinin kazandığını sekeratta müşahede etmiş, ötekiler kaybetmiş. Sen anlıyor musun meseleyi? 40'ta 1. Risale'yi iyi bilen bazı abilerin bir yorumunu söyleyeyim. Cami cemaatinden 40 kişiden bir diyor. Ya sen anlıyor musun? 40'ta 1. Acaba bu kaybettiği davanın yerini bütün dünya saltanatı o adama verilse doldurabilir mi? Abi 40'ta 1. Sabahattin abi hak verdiniz mi? Allah razı olsun. 40'ta 1. Hadi şimdi gündemini söyle. Eşim de, işim de, çolum de, çocuğum de. Hayatım daha önemli. Abi Allah'ın verdiği vakti ben Allah yolunda değil dünya namına kullanıyorum. O yüzden namaza vaktim kalmıyor de. De abi. Lütfen. Seyit abi. Çocuğunu düşünür müsün? Çocuğunun biraz büyüdüğünü düşün Seyit abi. Allah göstermesin. Çocuğun bir kazada vefat ediyor. Ve bir gidiyorsun Seyit abi. Araba öyle bir çarpmış ki. Çocuğunun kafatasına, beyin sıvısına kadar dökülmüş. Yüzü tanınamayacak bir şekilde. 3-4 yaşında gözünden sakındığın bir çocuğunun yerde kanlar içinde kolu ayrı yere gitmiş, beli kopmuş, ayağı parçalanmış. Böyle bir halde düşün. O çocuğun sonsuz hayatının yanında bu şeker şerbet bile sayılmaz Seydi abi. Bu dava kaybolursa sonsuz kaybolacak. Biz göndereceğimiz lisede bile buna dikkat etmiyoruz çocuğun. Fıtratı mı bozulur, namazı mı bozulur? Hanım ya, yani ne kadar çok hatıra anlattım ama hanımı için namazı, sohbeti bırakan sebep şu. Ya biz gittiğimiz yerlerde bazen içki veriliyor. Ya biz sarhoş olmayacak kadar içiyoruz, bunun nesi günah? Hanım bu model evleniliyor bununla yani. Ya istediğin kadar sev. Adnan, şimdi bak şöyle bir şey hayal edebilir misin? Abicim eşin vardı değil mi? Bir örnek vereceğim ağır ama bana hakkını etmen lazım çünkü basan çok cüssesin. İsim neydi abi? Selman abi. Süleyman abi, hakkını helal et. Süleyman abi, ama şu çok hoşuma gider, içinin canının yanmasını istiyorum. Süleyman abimiz güvenlik görevlisi bu arada, cüssesinden de belli. Yani bana atar yapma da. Süleyman abi, bir gün yemek yerken birden eşin yanına geliyor, ansızın. Ama yanında biri var Süleyman abi ve kol kola geliyor. Ve sana diyor ki Süleyman, bunca yıldır beraber attığımız adımlar bana yetti. Bunu nasıl oluyor? Bir şey yapmayacaksın değil mi bana? Yetti bunca yıl boyunca attığımız adımlar. Ben artık seninle bir hayattan sıkıldım. Boşanma belgelerini avukatla gönderdim. Lütfen beni zahmete sokma. Bunları imzala diyor. Bu da benim yeni hayat arkadaşım diyor. Öyle değil mi canım diyor. El ele. Arkasını dönüyor gidiyor Süleyman abi. Aga ne yaparsın? Ya çocuklar yanından ayrıldı. Ne yaparsın yani? Ne yaparsın? Süleyman abicim. Ahirette sen cehennemin dibine, eşin cennete giderse olay bundan acı olacak. Ya da Allah göstermesin ikiniz cehenneme gitseniz birbirinizden sonsuz ayrılacaksınız. Şimdi soruyorum. 30 yıllık dünya için hanımının elinden tutup ahirette hanımını terk eden bir adam. Neydi kelime? Ne kadar akıllı olabilir? Ne kadar Kaan abi, ne kadar. Çok acı değil mi Süleyman abi? Olaya bakar mısın? Ama Süleyman abi olayı unutma. 40 kişiden yalnız birinin kazandığı bir dava. Ben bu cümleyi okuyunca Seyit abi dedim ki, aklımdaki her şey birleşti ve ben bu zamanın ahir zaman olduğuna iman ediyorum dedim. Ve sonra açtım elimi dedim ki, Ya Rab affet. Kusurlarımızı göremeyecek kadar, üzerimizi anlamayacak kadar kusurluyuz. Ve bu cümleyi bile kendi nefsimizden beri kılıp üzerimizi anlamayacak kadar da hatalıyız. Affet dedim. 40 kişiden yalnız birinin imanla kabre gittiğini duyduktan sonra geleceğini hala merak eden varsa hiç fallara zahmet etmeyin.
Direkt kabristana gidin abiler. Allah rızası için El Fatiha.